eleştirirsin. Fatih Sultan Mehmet'i de eleştirirsin. Adnan Menderes'i de, Atatürk'ü de bu politikasını beğenmedim diyebilirsin. Burada problem yok. Ama sen bir saldırı yap. Cikte mi hocam ya? Kimse La Yüksel değil. Ersan ama hocam tabii bir kızdı dışa, size böyle bilmiyorum olunca. Artık Fatih Sultan Mehmet'e mi kızdı, Atatürk'e mi kızdı ya, Atatürk'e bilmiyorum da. Atatürk'e niye getirdin meseleyi, ben anlamadım. Fatih Sultan Mehmet'e niye getirdim? Canım çünkü bilmiyorum, ülkede, onu da bilmiyorum. Bakın bu ülkede birilerinin La Yüksel'leri var. Fatih Sultan Mehmet de peygamber değil, Atatürk de değil. İkisini de eleştiririm. Herkes Atatürk'le ilgili bir konu yok burada. Niye yani? FETÖ'nün sorumlusu hocam, mu Atatürk? Karizmatik liderden bahsediyoruz. Atatürk karizmatik bir lider. Ya şimdi birileri şunu kabul etmiyor. Ya. Tayyip Erdoğan. Ya karizmatik lider değil. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ya. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Ya. Hocam. Ya ama şimdi bak, yani Atatürk'ü ya, başkalarıyla aynı kefeye koyamazsınız yani, ki. Olmaz. Kimle aynı kefeye koyamazsın? Kim, kimle koyuyorsan Adnan Menderes'le aynı kefeye koyamazsın. Hayır, bu kadar net. Niye koymayayım? Ya olmaz. Fatih Sultan Mehmet'le aynı kefeye koyarım. Suni olur. Ya nasıl suni olur? Alparslan 1071'de burayı fethettiği zaman küçük iş mi yaptı ya? Ben ondan Fatih bahsetmiyorum. Sultan Mehmet, şu toprakta oturamazdın hocam Fatih Sultan Mehmet olmasa. Mustafa yani Kemal Atatürk olmasa sen o koltukta oturamazsın. Sen oturabilir miydin? Oturamazdın. Ya bunun şimdi tartışmasını yani mı yapacağız? Niye Mustafa Kemal hocam, Atatürk'ü hocam, Adnan Menderes'le aynı kefiye koyuyorsun? Anlamıyorum ki alakası olmayan Allah Allah, kişi. Adnan Menderes canını verdi ya bu ülkeye. Ya neyin canını verdi? Öbür bir kurucu irade Mustafa Kemal Atatürk'ü bir farklı ele alman lazım. Eleştirirsen de tartışma düzeyin başkalarıyla olmaz. Olmaz. Ne hamaseti canım bu? Hamaset neresinde yahu? Olmaz. Bak Adnan ya birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Selman. Yapma ya. Diğeri de İstanbul'u fethetmiş hocam. Efendim herkesini. Fatih Sultan Mehmet'e ne alakası var Atatürk'ün ya? Bak beni yanlış yere getirme. Ben Atatürk'ü senin söylediklerin üzerinden ben gidiyorum. Ben Atatürk karizmatik lider dedim. Sen yanlış yere getiriyorsun. Ya karizmatik ama değil Atatürk. Yapma. Bence karizmasıyla değil. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Ya 15 Temmuz'da karizmatik 15 değildir. Kahramanı Tayyip Erdoğan ya. Ya şimdi sen farklı yere mi getireceksin onu? Yok öyle bir şey. Atatürk'ü burada sürekli tartışma için almanıza hocam, gerek yok ya. Yani. Atatürk'ü kimse burada tartışmıyor. Ben burada karizmatik liderlikten bahsediyorum. Sen diyorsun ki Atatürk bunun ötesinde, şunun berisinde falan. Ben öyle bir şey söylemedim. Benim için Fatih Sultan Mehmet de, Alparslan da, Atatürk de, Erdoğan da büyük liderdir. Adnan Menderes ufak lider midir? Kaç kişi canını verdi bu yolda ya? Bence benzetme ya? Ve öyle bir şey aynı koyulan kefeler bir hata. Evet. Hata. Hiçbir hata. Nasıl yok. Nesi ya? Mustafa Kemal Atatürk'le diğer saydığım isimleri en azından karizmatik liderlik en azından yere koyuyorum. Rahmetli Menderes'le Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı kefeye koyamazsın arkadaş, olmaz bu ya. Tutmaz. Tayyip Erdoğan canıyla ödüyordu ya buradaki liderliğini. Bakın birisi ben yapma Sayın ya. Cumhurbaşkanı'nın izlediği politikaların yanlış olduğunu söylemiyorum. Hocam, ifade 15, etmiyorum 15 ama niye Atatürk'e getiriyorsun meseleyi? Atatürk'e ne alakası var bu konuda? O kuruculuk yaptı, öbürü bozuculuk yaptı. Biz Fethullahçı yapılanmayı ya tartışıyoruz, Atatürk'ü konuşuyorsun. Herkes anladı ya. Bırak şimdi o. Konu o değil zaten. Bakın işte Türkiye bundan kaybediyor. Neyinden kaybediyor? Türkiye, hocam bak burada benim söylediğimi herkes anladı. Sen şimdi burada tutup yani Atatürk'ü işte büyük lider dedin de öbürüne küçük lider dedin. Yaparsan ben lider demiyorum. Allah Türkiye Allah. Cumhuriyeti'nin kurucusu ya diyorum. Ya ne lideri? İstanbul'u fethetti diyorum ya. Allah liderdir Allah. Değildir ben öyle bilmem şey onu. Öyle bir şey var mı ya? Ya bu çok yanlış. Bu kamplaşmaya yol açıyor. Hiç kamplaşmaya değil. Bak. Kamplaştırırsın. Siz kamplaştırıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'le hiç alakası olmayan bir konuda işbirliğine gerek var. Yok. Çok alakası hiç var. Hiç alakası yok. Karizmatik liderlikten bahsediyorum. Atatürk neyle çıktı ortaya? Kaos durumunda ortaya çıktı. Kuruculuk vasfı üstlendi. Doğru. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya çıktığı şey dönemde Mondros Mutarekesi ortada. Neyse, hocam, ser, ortada saniye, Osmanlı yıkılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi bu dönem ya. Yaratıcısı Tayyip Erdoğan ya. Kurtuluş Savaşı vermiş bir kişiden bahsediyorsun ya. Müsaade et. Selman Bey anlatın kendisi. Karşılaştırmadan çıkıp kamplaşmaya gerek. Ben sadece karşılaştırmaya itiraz ettim. Bu kadar bitti. Yani 10 dakikadır itiraz ediyorsun. Reklam arası geldi ya. Bir lütfen. Daha var reklam arasında Selman Bey, rahat olun. Ya bu bunları kimse satın almıyor artık Didem Hanım. Efendim yani Mustafa Kemal Atatürk benim kimse hassas tarafımdır kardeşim. Bitti. Fatih Sultan Mehmet de tamam, o da benim hassas tarafım. Allah Allah. Hepsi hassas. Fatih Sultan Mehmet de Mustafa Kemal Atatürk'ün ne alakası var senin ya? Senin hassas tarafında niye mukayese ediyorsun? Allah Allah. Niye etmeyeyim ya? Karizmatik lider demeyeceğim. Ya şöyle diyorsun tamam, sen. Değil, falanca tamam. İyi sanatçı. Tamam. Filanca ondan çok daha iyi sanatçı. Hepsi sanatçı diyorum ben de sana. Ya mantık hatası yapıyorsun sen burada. Yani bu çok yanlış bir şey. Bakın liderleri yani, işte kendi dönemlerinde bu değerlendirmek gerekmez mi? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusundan bahsediyoruz diyor. Fatih Sultan Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet cephede savaşmış bir insandan bahsediyorsun Allah, ya. Çanakkale'de savaşmış. Ya Fatih Sultan Mehmet sarayda ya, mı savaştı ya? Fatih Sultan Allah, Mehmet hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ün neyin ilgisi var ya? Saçmalama. Ne aynı dönemde yaşamışlar, Allah, ne aynı yüzyılda yaşamışlar. Ben aynı yüzyılda mı yaşadı dedi?
Ya al, tamam, hakikaten asabı bu Fatih ya. Sultan Mehmet'e dil uzatmak mı ya Fatih Sultan Mehmet? Bizim padişahımız İstanbul'u fetheden birisi. La ilahe illallah. Tamam peki Selman Bey nereye geleceksiniz? Buyurun. Yani hocam var ya çarpıtmak da üstünde yok ya. Ya neyi çarpıttım ya? Çarpıtıyorsun ya. Selman bak, hocam. Bak ben seninle hiç böyle olmadım ya. Selman hocam. Ben sana Mustafa Kemal, Fatih Sultan Mehmet'le aynı dönemde mi yaşadı dedim tamam, ya. Tamam peki. Ya niye söylemediğimi söyleyeyim. Ben sadece mukayese Allah Allah. Noktasında Mustafa Kemal Atatürk konusunda daha hassas davranılması gerekiyor. Ben de hassasım arkadaş. Bu ülkede kimse la yüksel değil. Tamam kimse o zaman eleştir. Tamam. Herkesin tamam, bu vatana tamam. yaptığı hizmet büyüktür. Tamam. Kim ihanet ettiyse de Allah belasını versin. Tamam mı? Buraya gelelim. Herkesin yaptığı hizmet büyüktür bu ülke. Tamam bu kadar. Cevap vermeyeyim bak. Allah tartışma Allah. Büyüyecek. Evet, gerek yok. O zaman cevap verme. Verme. Tamam bu, çıkalım bu konudan. Hayır tamam. niye kesiyorsun benim insicamı bozuyorsun? Ama ben itirazı vardı. Atatürk de onu hassas bir... Allah Allah. Bütün, ya benim ülkenin de hassas tarafım. Yani şimdi işte bu çok yanlış bir şey. Yani Ersan Hoca'nın hassas tarafı Selman Hoca'nın değil. Öyle bir sen şey de hassas taraflarında itiraz ediyorsun biraz önce ettin. Tamam hayır ben ne var bunda ya? Hassas tarafım değilmiş gibi niye gösteriyorsun? Canım biraz önce itiraz ettin. Bu benim hassas tarafımda. Ben diyorum ki hassasiyet gösterdim diyorum ya. Ben diyorum ki Atatürk büyük lider. Ersan Hoca diyor ki sen Atatürk'ün büyük lider olduğuna inanmıyorsun. Bunu hayır, söylüyor resmen deminden beri. Öyle bir şey yok herhalde değil mi? Öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey mi söyledim? Ben Atatürk karizmatik lider dedim. Fatih Sultan Mehmet gibi, Alparslan gibi. Kim ki tutar bu ülkede birinin yaptığı hizmeti küçümser ya da birinin yaptığı ihaneti küçümser ya da olduğundan fazla göstermeye çalışır, sorgulanamaz kılar. Ben buna itiraz ederim arkadaş. Ben yeri gelirse Fatih'in kardeş katli şeyini de politikasını da eleştiririm. Atatürk zamanında olan politikaları da eleştiririm. Kimse de burada yok benim hassas tarafım falan diyemez. Benim hassas tarafım kişiler değil. Benim hassas demin ne dedin Ersin hocam? Cevap vereceğim. Gerek cevap tamam, veremezsin bunu tamam, hocam. Tamam, yok bu ya neyin cevabını veremem ne, canım? Benim de tartışma sen büyüyecek. Her dönemin politikalarını eleştirebilirsin de ama liderlerin yaptığı hizmet de ortadadır. Tartışma yerimiz ve ismimiz Mustafa Kemal Atatürk olmadığı için ben onu ifade ettim. İyi zaten bitti. Sen oraya getirdin. Bu sen ismi sürekli getirdin. Gündeme getirip Allah her Allah. Meselenin müsebbibi sorumlusu gibi göstermenin tamam, doğru peki. olmadığını ifade ettim. Öyle bir şey kimse söylemedi. Çarpıtma. Öyle bir şey kimse söyleme. Ya bak senli benliye dönme. Yani döner gerek hocam. Yok. Döner. Dönme. Ben söylemediğim bak, şeyi söyleyeceksin. Uyarım. Tamam tamam. Sen, sen senli benliye dönme. Sen senli konuşuyorsun. Tamam Selman hocam. Peki. Tamamladınız mı? Yani. Yok. Tamamla. Ne tamamlayacağız ya? Böyle tamam, şey olur mu? Tamam peki. Allah tamam. Allah. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuş. Kuruluş felsefesi olan Cumhuriyet'in nitelikleri var. Konuları ve sorunları zamanına, kişilere ve olayın özelliklerine göre tartışmak gerekir. Bizim bahsettiğimiz tartışma konusu burada bu ülkenin ekonomisi, İdlib meselesi, efendim işte Suriye sorunu, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Biz bugünü tartışıyoruz. Bugünün yakınında yapılmış varsa hatalar, bunları ortaya koyup dersler çıkarıp kimseyi kutsamak veyahut da kimsenin varsa hatalarını göz ardı etmek durumunda değiliz. Aynı yönde de konuşmak değiliz. Benim Mustafa Kemal Atatürk vurgum bir hassasiyet değil. Benim Mustafa Kemal Atatürk vurgum şu. Selman Bey de aynı düşüncededir. Ama konumlandırma yapılırken, tartışılırken bir mesele, bugünün meselesini tartışırken, 1881'de doğup 1938'de bu dünyadan göçüp gitmiş bir insan üzerinden bu meselelerin tartışılmaması gerekir. Lider değil, kurucu irade. Yani öyle bir bu şey ülkeyi, yapmadım ki. Hayır, kutuplaştırmak tamam, ben değil bizim vereceğim, siz bitirin. Senli benli biraz önce tamam. tartışmaya döndü Selman Bey. Gerek yok. Hocam ben de, öyle ben de, hayır, ben öyle bir saniye. Sizle müsaade de konuşuruz, ya. Problem ya, yok. Müsaade et ya. Buyurun müsaade. Beyefendi, buyurun. Yoksa kutuplaştırmak Atatürkçü, Atatürk karşı değil. Siz istediğiniz kadar Atatürkçü değil. Atatürk karşı olun. Bu ülkenin kurucusu. Netice itibariyle bunu hiç kimse silemez. Evet, benim de yani bugün Fethullahçı yapılanmayı tartışırken Fethullahçı yapılanmada devletin oraya, hatalarını oraya geçmeyelim. Devletin hatalarını bir saniye. Devletin hatalarını tartışırken ben Atatürk karizmatik liderdi, lider değildi. Bunun doğru olmadığını söyledim. Kim lider değil dedi? Ya hayır, ben bu ben tartışmanın... Karizmatik lider efendim, dedi. Ben karizmatik lider olmayabilir diyorum canım. O değil ya, benim tartışmam. Olur mu? Hassas noktam ya, dediniz tamam, ya. Tamam, bir saniye müsaade et. Bizim de hassas müsaade et de bir anlatayım ya, bir müsaade et ya. Tamam, ben çünkü de bir cevap verdim. Bunlar hassas konular, doğru. Çünkü bizi seyredenler bu kavramlar üzerinden, bu kişiler üzerinden meseleyi kutuplaştırıyor. Fatih Sultan Mehmet'i ayrı konumlandırma, Mustafa Kemal Atatürk. Hayır, Fatih Sultan Mehmet. Benim bir kıymetim, değerim, tarihim, oturduğumuz toprakları fethetmiş ve bize armağan etmiş bir kişi. O değil. Ama demin Mustafa Kemal mi? Atatürk meselesi demin olduğunda Fethullahçı yapılanmayı tartıştığımız biraz önce. Ergenekon'u tartıştık, Balyoz'u tartıştık, başka noktaları tartıştık. CHP'nin sorumluluğu, AK Parti'nin sorumluluğu. Buradan Atatürk'e gidemezsiniz. Hocam, çünkü millet bunu yanlış anlıyor.